Uzak Doğu kökenli fermente bir içecek, kombucha'dan bahsetmek istiyorum ve ondan yapılan doğal gazlı bir meşrubat. Mikrobiyota yani sindirim sistemimizle ilgili bazı bilimsel veriler ve kitaplardan da bahsetmek istiyorum. Bu hepimizin sağlığı için doğrudan ilgili konuyu merak ediyorsanız devam edelim. Peki Uzak Doğu kökenli ve Uzak Doğu olunca içinde tabii çay olması normal. Bu çünkü çay kökenli bir fermente içecek. Aslında sirkeye çok benziyor. Burada bir örneği var. Sirkeyle kendine özgü bir mantar beraber bir koloni oluşturmuş bir fermente içecek. Sirke ile ilgili daha önce bir video çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Bu da ona çok benziyor. Fakat tabii bunun mayası farklı. Şimdi ben yeşil çay kullanmak Neyi istiyorum. içeceğiz? Şimdi normal bir sıcak su alıyorum. Yaklaşık bir 70-80 derecelik. Şimdi şeker ilave edeceğim. Çünkü bu fermente içecekler yani bakteriler, mayalar şekerle besleniyor. Glikozla İki yemek. besleniyor. 2 yemek kaşığı şekeri attım. Yeşil çay atıyorum. Şimdi siyah çay da atabilirsiniz. Fakat ben siyah çayı çok tüketmeyi sevmiyorum açıkçası. Neden? Çünkü doğallıktan uzaklaştırılmış. Ne demek bu? Şimdi normalde çay yeşildir. Daha sonra onu oksidasyondan bazı enzimatik proseslerden geçiriyorlar. Tabi böyle siyahlaşıyor. Fakat doğalı yeşil çay. Çünkü oksidasyon sırasında yeşil çayın içinde bulunan birçok antioksidan, birçok işte mineral, vitamin çoğunu kaybediyor. Polifenollerin çoğu bozulmaya uğrayabiliyor. Şimdi bu yaklaşık bir 10 dakika demlensin. Kilo vermede de önemli özelliği var. Yağ yakımını, metabolizmayı hızlandırıyor. Kombucha, cha aslında Çince'de çay demek. Oradan Japonca'da da ocha benzeri, oca benzeri bir kelime. Kombu isimli bir o zamanın halk hekimi, işte geleneksel Çin tıbbıyla uğraşan bir hekim tarafından Japon imparatoruna gönderildiği söyleniyor. Çünkü o imparatorun da çok büyük sağlık sorunları var ve ölüm döşeğinde. Ve bu kombuça yani kombu çayını tüketerek tabii böyle bir sefer olmaz biliyorsunuz. Belli bir süre kür halinde tüketerek iyileştiği söyleniyor. Ve oradan da bütün dünyaya yayıldı. Çayı da bu arada getiriyorlar. Normal çayı da getiriyorlar. Bu kombu çayı da gemilerle Portekiz'e oradan da işte bütün Avrupa ve diğer dünyanın her yerine yayıyorlar. Bu arada Portekizce'de de çay çağ demek. Aynı Çince'deki gibi. Bize de nereden geliyor? Tahmin edebileceğiniz gibi evet. Fermente edebilmemiz için böyle hani paşa çayı denir ya ılık, şekerli ve açık halini biz kullanacağız. Şimdi bunu o yüzden çok demlemiyorum. Çok böyle acılaşmasın, çok koyulaşmasın. 40 derecenin altına yani oda sıcaklığının biraz üstü olabilir. Yani elinizi daldıracağız. Bu arada eller çok temiz olacak. Biraz sonra bahsedeceğim. Bunda çünkü dezenfeksiyon, sterilizasyon, hijyen çok önemli. Çünkü mantarın olduğu yerde bu eğer dikkatli yapılmazsa sirkede de o risk var. Sirkede de biliyorsunuz bozulma riski var. Sonuçta orada da bakteriler var. Asetik bakterileri. Fakat burada mantarlarla bakterilerin böyle beraber yaşadığı ve daha mantari bir şey olduğu için tabii çok daha dikkatli olması gerekiyor. Elimizi daldıracağız. Hani süt yaparken de daldırıyoruz. Temel bir probiyotik besin aslında. Yani böyle çay dediğimize bakmayın böyle küçümser bir şekilde çay işte veya işte gazoz şeylerde veya işte gıdalarda bu vardır. İşte bizim kültürümüzde de var biliyorsunuz. Başta sirke, işte tarhana, boza, turşu bunun gibi şeyler aslında bunlar da fermente ürünler. Fermantasyon sonucunda faydalı tabii bakteriler veya faydalı mantarlar tarafından aynı ekmek mayasında olduğu gibi üretilen gıdalar veya içecekler. Eğer zararlı mikroorganizmalar bağırsaklarda veya vücudun diğer taraflarında yoğunsa biz hastalıklı bir hayat sürüyoruz. Yani doğrudan bağırsak sistemimizle yaşam arasında, sağlık arasında bağlantı var, paralellik var. O yüzden burada yani diğer kitap da var. Bakın bağışıklık bir de psikolojiyle de alakası var. Yani sadece sağlıklı olalım, fizyolojik bir sağlıklı değil. Psikolojimizi, zihnimizi, beynimizi de doğrudan etkiliyor. Bununla ilgili yapılmış araştırmaları içeren bu kitabı da tavsiye ederim. Yine bizim doktorlarımızdan da yine beyin bağırsak bağlantısını da işleyen bu kitabı tavsiye ederim. Orada demlenmiştir. Çok da uzatmayalım. Şimdi bunu süzelim. Mayayı nasıl ilave edeceğimizi ve başka neler ilave edeceğimizi, kaç gün bekleyeceğini
anlatayım. Steril hale getirdiğim, yani olabildiğince tabii. Sterilizasyon nedir bu arada? Bak, burada kendi kitabımın da reklamını yapayım. Burada da kimyasal ve fiziksel dezenfeksiyon, yani temizleme araç gereçlerinden bahsediyorum. Onu da edinebilirsiniz kitapyurdu.com'dan. Mayayı bunun için atsam bu zavallı maya ölür. Oda sıcaklığına, en azından oda sıcaklığının biraz üzerine çıksın. Şöyle 30-35 dereceye, 30 derece idealdir. Ondan sonra mayayı katayım. Evet, Hem yurt oda dışında Scoby'de denilen, şimdi mayayı alıyorum şöyle temiz bir elle. Hem de görmüş olun, bakın bayağı da büyük bu. Hem bir selülozik bir yapısı da var. Serttir bayağı, böyle kalındır. Normalde de bölünmesi zor olur. Aslında ben bunun yarısını da yapabilirdim. Fakat şimdi bölmek biraz zor gelecek. Biraz da normal halinden atıyorum. Şöyle tamamlıyorum. Hava alabilecek bir şekilde bir ya pamuklu bir bezle veya ben burada bir kağıt havlu kullanacağım. Onunla örtüyoruz. Burada delikleri var gördüğünüz gibi. Çünkü bir gaz çıkışı olacak. Bu birçok fermantasyon sürecinde olur biliyorsunuz. O yüzden şu şekilde sabitleyelim. Doğrudan tabii güneş almasın ama sirke gibi böyle karanlık bir ortamda da bekletmeye gerek yok. Böyle loş bir ortamda, oda sıcaklığında, yani kışın tabii böyle çok da soğukta kalmasın. Bu arada yazın bunlar tabii daha hızlı bir şekilde gelişirler. Kışın biraz daha yavaş, artık o duruma göre bir haftayla 2 hafta arasında değişebilir. Geçirmeyelim. 2 hafta, hatta 3 haftaya kesinlikle geçirmeyelim. Çünkü hem asitlik oranı çok yükseliyor hem de mayamızın bu Scoby denilen koloni, yani bakteri ve mantar kolonisinde küf veya benzeri bu zararlı mikroplarla da kontamine olması, yani bulaşması da olası. Diğer bitmiş halinde bundan sonraki videoda anlatırım. Orada hatta beraber turşu da yaparız. Yaklaşık 10 gün, 15 gün sonra onu da anlatırım. Çıkmış halinde gösteririm. Şimdi de ne demiştim? Doğal gazlı bir meşrubat yapalım. Ben açıkçası o marketlerde satılan kolalı, o gazozları kesinlikle tüketmiyorum. Onlar şeker bombası ve içinde işte karbondioksit gazı var. Bizim burada yaptığımız doğal bir asit, sirke asidi var içinde. Aynı zamanda da mantarın asidi ve kendinden gaz çıkıyor. Onu da şöyle yapacağız. Bir daha önceki süzdüğüm, mesela bu daha önce yapılmış, içinden mayası çıkartılmış, ana mayası çıkartılmış bir kombuça. Kombuçayı. Bundan yine steril, temiz, kaynattığım veya sirkeden geçirdiğim bir cam şişeyi aldım, bu kadar. Şimdi bunun içine biraz meyve, yani o an hangi meyveler varsa, mevsimsel meyvelerden, özellikle biraz tatlımsı olanlardan atacaksın. Fakat Bu dibinde böyle çamurlar oluşmuşsa ve rengi çamur rengine artık dönüşmüşse ve açtığınız zaman bakın pıs sesi geldi. Bu onun canlı olduğunu gösterir. Açtığınız zaman mesela 2 gün geçti, açtınız hala pıslama yok. İşte o zaman dikkatli olun. Mayanız veya kombu çayınız bozulmuş olabilir. Onu tüketmeyin. Ve şimdi yine temiz ellerle ben mesela burada işte bu kırmızı üzümleri kullanmak istiyorum. Bunlardan bir böyle gazlı bir içecek yapacağız. Şöyle parçalayıp içine atıyorum. Bu onun şekeri olmuş oluyor. İçindeki o fruktoz, meyve şekeri bu içindeki mantarlar tarafından yenecek ve onu böyle gazlı bir içecek haline getirecek. Fakat bunu çok dikkatli olun, patlatmayın, çatlatmayın, sonra bana kızmayın. Ağzını kapatırsak bir gün, maksimum 1,5-2 gün sonra hemen biraz gevşetmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra döküp hemen gazlı bir içecek olarak içebiliriz. Ama böyle 2 gün, 3 gün, 4 gün falan böyle kapalı bir ortamda kalırsa gaz çıkar. Burada nasıl delikli bir şey koyuyoruz? Gaz o çıksın ki bir patlama riski olmasın. Burada da ya üstünü kapatacaksınız ama o zaman gazlı içecek olmaz. Şöyle kapatırsak ve 1-2 gün beklersek bu da aslında çok güzel bir gazlı meşrubat olmuş olur. Normalde böyle tabii gazozlar gibi de lıkır lıkır da içmeyelim. Çünkü bu özellikle ilk kez kullanıyorsanız biraz böyle bazen ağır gelebilir. Hatta vücudu biraz sallar. Çünkü bağırsaklar birden tepki gösterir. Hele hele böyle çok da sağlıklı beslenmiyorsanız. O yüzden ilk kombuçanın içilmesi şöyle tavsiye edilir. Bir çay bardağının yarısını dolduruyorsunuz. Onu iki katına serpiltiyorsunuz. Yani suyla çoğaltıyorsunuz. Mümkünse yemeklerden 1 saat önce tüketiyoruz.
Günde de böyle bir bardağı falan çok aşmayalım. Özellikle ilk günlerde. Yani gözünüz açık olsun. Her şeyi dinleyin. Her şeyi araştırın. İşte kitapları okuyun. İnternetten de öyle fasofiso şeyleri de okumayın. Böyle kaynaklı, güzel bilgiler içeren kitapları, makaleleri, derleme, bilimsel şeyleri okuyun. Ve böylece analiz edin. Kendiniz bir yorum ortaya çıkartın.